Çok teşekkürler. Öncelikle bir ilki yaşıyoruz burada. Birinci ulusal kongre bu. Bu kongrede emeği geçen Ankara Üniversitesi öğrencisi ve daha sonra mezun olan biri olarak ayrıca Hamdi hocamızın bizi davet etmesi bizi ayrıca onurlandırdı. Hamdi hocamıza, Hilal İlbars Hanımefendi'ye ve tüm sekreterya ve derneğimize özellikle çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki kongrelerimiz çok daha büyük salonlarda, daha büyük coşkuyla ve daha büyük medyanın da hatta katılacağı ve toplumumuzda klinik çalışmaların duyarlılığının artmasına yönelik büyük fırsatlar oluşturacağına inanıyorum. Yani bu çok önemli bir tarihi bir an. Bu ilki bizimle de paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. İsmim Yavuz Sılay. Ben 99 yılında ilk Ankara Tıp öğrencisiyken Amerika'ya gittim. Orada elektiflerimi yapmak için. 4 Temmuz'da gittiğimde benim karşıladıkları için kutlama yaptıkları zannettim ama aslında 4 Temmuz Amerika'nın bayramıymış, Cumhuriyet bayramıymış. Kutlamalarla ilk indik oraya. Ondan sonra işte şu an New Jersey'de yaşıyorum. Texas'ta 6 yıl yaşadım. Orada yaklaşık 5 yıl Baylor College of Medicine'da akademide klinik araştırma direktörlüğü yaptım. 3 ayrı hastanede, Baylor Methodist ve St. Luke's Episcopal Hastanesi'nde. Ondan sonra da Dark Side'a geçtik. Endüstriye, karanlık tarafa. Son 7 yıldır da farklı firmalarda yükseldim. KV, Forest, en son Teva'nın Kuzey Amerika direktörlüğü. Daha sonra da bir Fransız firması, Ipsen firmasının, Sanofi'deki arkadaşlar bilir Fransız firması olduğu için, Ipsen firmasının Amerika başkan yardımcılığını yapıyordum. Amerika'da hayallerine ulaşmak için you gotta start your own company before age 40 diyorlar. 40 yaşından önce mutlaka kendi firmalarını kurup ilerleyeceksin, yani Amerikan hayali bu. Ben de başladım. Bir firmam 2009'dan beri zaten vardı. Şu an 3 firma olarak başladım. Orada da mümkün olduğu kadar Türkiye ile Amerika arasında sağlık alanında kim olursa herkese nasıl yardımcı olabilirim? Hedef olarak Türkiye'yi teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten bir ülke olarak nasıl Amerika'yı tanıtabiliriz? Benim misyonum bu. Ben kendime bu misyonu seçtim. Ve buna yönelik olarak da başarırım başaramam ama bir karınca gibi o şekilde adım adım ilerlemek için çaba gösteriyorum. Şu anda da bu 3 firmamdan biri Labio Pharma adlı bir firmamla faaliyetlerimi devam ediyorum. Bu şekilde öncelikle toplantılarda daha mı disclosure yapılır benim alıştığım şekilde ve o yüzden yani biased olma açısından da Ipsen, Teva Pharmaceutical, Forest, KV, Baylor, Chess Foundation, Astellas, Fujisawa, Nebai, Medtronic, DeepReads ve Amerika'daki NIH'e danışmanlığım, Chess Foundation, American Heart Association, bunlardan almış olduğum fundingleri disclosure etmek istiyorum. Ve şu anda da kendi firmam Labio Pharma olarak devam ediyorum. Önce sorular sormak istiyorum ve bunu interaktif yapmak istiyorum bu salonda. Yani yeteri kadar da aslında büyük bir katılım ama küçük bir samimi bir ortam var. Ya öncelikle ben kendime soruyorum ve sizlere de soruyorum. Yani gerçekten Ar-Ge, teknoloji transferi ve klinik araştırmalar, bunlar stratejik konular mıdır? Bu konuda bu salonun bir görüşü vardır. Yani ama bir de toplumun acaba bakış açısı nasıl? Bu soruyu sormak zorundayız ve buna yönelik bu tip toplantılarla bu duyarlılığın artırılması ve bunun mutfağında çalışanlar da etrafında biraz faz bir çalışmaları yapanlar, preklinik çalışmaları yapanlar, teknoloji transferi yapanlar hepsinin bunu ülke gündeminde stratejik bir noktaya getirmeye yönelik çaba koyması çok önem arz ediyor. Eğer biz sadece ham madde, mesela boru direkt satan veya fındığı satan, ki bunlar aslında Türkiye'nin başarı değil, başarısızlık hikayeleridir. Yani ben Türk yollarında fındığı elime aldığım zaman neden diyorum Amerika'da hala peanut her çeşit satılıyor. Biz Amerikan pazarında %1 bile fındık oranımız yok. Sen o fındığı bir ürün haline getirmediğin süre içerisinde ham madde olarak sadece fındık olarak sattığın içerisinde sen bir ürün ortaya koymuş olmuyorsun ve o zaman o Amerikan pazarına giremiyorsun. Bu da farklı bir şey değil. Biz ham madde değil. Biz nasıl daha yüksek teknolojili ürünler ortaya koyacak bir yaklaşım çabası içerisinde olmalıyız.
Ben hem eski akademisyen hem de yeni endüstri kimliğimle konuşuyorum. Yani iki tarafta da bulunan bir insan olarak bunun çabası, hangi noktada olursak olalım, bu noktaları birleştirmekle yükümlüyüz hepimiz. Ar-Ge'de bu noktada çok stratejik bir dönemdeyiz ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Ayın 16-17'sinde ben Pera Palas'ta 2 günlük Ar-Ge ile ilgili uzun bir seminer vereceğim. Şu an vaktimiz dar olduğu için ayrıntısına girmeyeceğim. Ama Ar-Ge'yi yaparken dünkü hocamız özellikle diyordu, bu paralar veriliyor ama sonu ne olacak? Şimdi tabii ki %100 bir sonuç alamıyoruz ama bu sorun sorulması ve buna yönelik olarak outcome based, sonuçta acaba bize ne getirecek? Ve nasıl bunu artırabiliriz? Değer olarak ülkemize geri döndürebiliriz? Bunun çok ciddi analizinin yapılması ve şimdiden sorulması lazım. Şimdi hep gördük, şu kadar harcamalar yapılıyor, harcama bu şekilde. Ama harcama endikatörlerden sadece biri. Yani kaç patent sayısımız var? Türkiye'de biz yerli işte akademisyenler olarak girişimci doktor denen bir kavram var mı Türkiye'de? Bir doktor kendisini sadece hastaya fokus olarak değil, aynı zamanda akademisyen olarak yaptığı araştırmalarla bir girişimci doktor denen bir kavramı ben Türkiye'de gelişmesini çok arzu ediyorum. Çünkü bu tabii ki biz akademisyen olarak endüstriyle aramıza biased olmamak açısından set konabilir, ayrılık olabilir ama biz sanatı sanat için yapamayız. Yani biz tıbbı yaparken kendimiz Hipokrat yeminini yapmış ve tıp doktoru olarak konuşuyorum. Ankara Tıp Fakültesi mezunu olarak konuşuyorum. Bunu yaptıktan sonra eğer araştırma yaptıysak yayının bir sonraki aşaması olan patent ve ondan sonra son ürün noktasına eğer bizde yoksa hangi şekilde doğru kolaborasyonlar yaparak o noktaya getirebilmeliyiz. Bunun çabası içinde olmamız lazım. Ben de o yüzden Amerika'dan kalkıp geldim. Çünkü ben bu salondan çıkacak bunun çözümleri. Buna da inanıyorum çıkacağına. Ve benim için en önemli şey biz hep Amerika'yı bir hayal olarak gördük. Hep işte oradan ne olur ne dese o iyidir. Ama acaba biz aslında artık Türkiye olarak Amerikan pazarına nasıl başarılı ve sürdürülebilir olarak marka yaratmış klinik araştırmalarda, Ar-Ge'de, teknolojide bir önder ülke olarak oraya nasıl ürünlerimizi sokabiliriz? Ben bu konuda misyon sahibiyim ve hepinizin de bu konuda daima hizmet vermeye hazırım. Ve en önemlisi de dün de konuşuyorduk CRO'daki görevli arkadaşlardan, SAK diye bir organizasyondan bahsettiler. Hemen aklıma şey geldi, acaba her bir CRO keşke tek tek uğraşana kadar, devletin verdiği teşvikler de var. Keşke tüm SAK'ları alsak, Amerika'da sırf Amerika'daki klinik çalışmaları toparlamaya yönelik ortak bir platformla bunu direkt Türkiye'ye yönlendirsek. Çünkü Türkiye'deki yerli firmalar ne yazık ki şu an çalışmalarını dediği gibi vejeteryan toplumlarda yaptırıyorlar. Bu aslında yani Türk halkının farmakokinetik, farmakodinamiğini anlamadan ama bu ilaçları ülkemizde kullanmak demektir. Bu da ciddi bir problem. Yani ben o ilacı kullanmak istemem. Bu açıdan biz bir yandan onu düzeltmeye yönelik çaba içinde olurken bir yandan da Amerika'dan bu çalışmaları alarak nasıl daha çok klinik çalışmaları artırabiliriz? Zannediyorum burada bakanlığımız çok açık. Bu kadar vizyoner başka bir kurum hiç ben görmedim Türkiye Cumhuriyeti'nde. Tıbbi ilaç kurumu gerçekten Hilal Hanım da başkanlığında klinik araştırmalarda her şeyi açıklar arkadaşlar. Yani bu dinleme noktasında açıklığı biz de özel sektör olarak akademisyenlerle beraber bu fırsatı değerlendirmeli ve nasıl bir adım daha ileri götürmenin çabası içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın şu an R&D'si devam ediyor rakamlar olarak ama baktığınızda Çin mesela ikinci sıraya yükseldi, Japonya'ya geçti ve önde olmasına rağmen her sene %10 daha yatırımını artırıyor buna yönelik. Ve bizim endüstriyel odaklaşmalar, bu teknokentler muhteşem. Bu teknokentleri acaba biz daha için nasıl dolduracak? Sadece bir ofisin bulunduğu yer değil ama bunun ötesinde nasıl gerçek Amerika'daki, işte Massachusetts'teki örneği, Chicago'daki örneği, Texas'taki örneği, AİFE'lerdeki arkadaşlarımız Argon Laboratuvarı'nı gezdiler bakanlığımızla beraber. Oradaki örnekleri. Biz her şeyi yapmak zorunda değiliz. Alanlarımızı seçip nerede nasıl kolaborasyon yapacağız? Amerika çok uzak değil. Artık direkt uçuşlar var, her şey var. Ben Amerika'da yaşayan bir Türk olarak hepinizin emrindeyim.
Yani bu şekilde benden çok daha ön planlara gelmiş insanlar da var. Bunları toparlayıp doğru şekilde bir strateji üretilmesi ve bu potansiyel enerjiyi, kamunun, sponsorun ve SAK'ların sahip olduğu bu potansiyel enerjiyi kinetiğe çevirme konusunda ciddi olarak tekrar toplantılarımız olsun, birebir görüşmelerle sizlerden çok rica ediyorum. Sonuçta rekabet gücünü nasıl arttıracağız? Bu soruyu soruyorum kendime. İşte gördünüz, Vladimir Bey sundu. Biz yani kırmızı taraftayız klinik çalışmalarda. Nasıl bunu daha yukarıya çıkaracağız? Amerika'nın, İzlanda'nın geldiği seviye getireceğiz. Ve sonuçta hedef onlardan bir şey almaktan çok öğrenip daha iyisini yapmak. Biz bunu yapmışız. Tarihte de daha önce yapmışız. Tekrar da yapacağız. Gidişat öyle yani. 2023 vizyon içerisinde hiç şüphem yok Türkiye'nin ilk ekonomi içine gireceği. Benim sorum bunun biz ne kadarında sağlık sektörü olarak bu vizyona destek olabileceğiz? Ben Türkiye'nin kendi orijinal ilacını da üreteceğine, reformülasyon veyahut da dün söylendiği gibi tekrardan repurpose ederek development yapacağına da inanıyorum. Bunlar birbirinden ayrı veya sadece birini seçmek zorundayız şeklinde düşünmememiz lazım. Türkiye de kendi molekülünü üretebilir. Türkiye'nin de uzun soluklu koyabileceği stratejiler ve maddi olarak artık çok daha iyi durumdayız. Ama bunu doğru şekilde yani İTAM gibi girişimlerin sayısını nasıl arttırabiliriz? Bunları daha nasıl odaklaştırabiliriz? Bunların çabası içinde olmamız lazım. Ve sonuçta masrafı azaltarak ve sonuçta aklımızda piyasa daima olacak şekilde bu ürün değerini nasıl arttıracağız? Bu soruları sürekli sormamız lazım. Türkiye'de fikrin değeri yok. Amerika'da ben her gün yani bir kişi bir saat benimle görüşecekse minimum $600 öder. Ama ben ülkeme destek verecek bir insan olarak öyle bir şey beklemiyorum. Ama Türkiye'de, Türkiye içinde ne zaman pazar araştırması kavramı, danışmanlık kavramı değer kazanmaya başlarsa o zaman Türkiye'nin aslında bir noktada yani herkesin çünkü fikir sahibi olmadan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya alışmış bir toplum olarak ben kendimi biliyorum. Yani yaşadığım kadarıyla. Öbür tarafta yok bu işi bunlar bilir deyip ona göre değerini verip ve ondan sonra da bir sonraki noktayı nasıl götürebiliriz? Bunu çok profesyonelce yapıyorlar. Bunu öğrendim Amerika'da. Ve sonuçta klinik araştırmaları biz kendi ürünlerimiz oluştukça, teknoloji transferi oluştukça tabii ki biz kendi ürünlerimize çıkaracağız ama aynı zamanda bu aşama içerisinde yani işte en son başkancına kadar yükselmiş bir insan olarak Amerika'da baktığınız zaman o ülkeler içerisinde bile konuştuğunuz zaman işte en üst düzey egzekutiflerle gel kardeşim gel Türkiye'de bir brick and mortar açalım. Çin'e açtınız. Çin'e gittim mesela Shenzhen tüm o yani uzay üssü gibi her şeyleri expatler için organize etmişler. Tüm imkanlar var. Biz neden Türkiye'ye bu tip o imkanlar getirmeyelim? Klinik araştırmaları getirirken aynı zamanda eğer biz klinik araştırmaları Türkiye'de ciddi bir sıçrama yapamazsak klinik araştırmalar gerek şarttır. Klinik araştırmalar gelmeden Türkiye 2023'te Ar-Ge üssü ve üretim üssü olamaz. Tekrar ediyorum. Gerek şart ve yeter şart. Klinik araştırmalar gerek şarttır. Bu klinik araştırmalar, o yüzden Hamdi hocamızın, Hilal Hanım'ın, sizlerin buradaki harcadığınız zaman o kadar kritik ve o kadar stratejik ki anlatamam. Biz klinik araştırmalarda tamamen önünü açacak, tabii ki önce hasta güvenliği ama önünü açacak, İşte etik kurullardaki insanların maddi ise maddi her açıdan destekleyecek ama aynı zamanda da hızlandıracak bir sisteme oturttuğumuz süre içerisinde ki daha iyi gidiyor bu. O zaman biz brick and mortar yatırımlar getirebiliriz. O zaman 1'e 3.7 diye Vladimir'in söylediği iş imkanları da gelir ve en önemlisi bir kez geldiği zaman burada kalıyor. Ondan sonra sen başlıyorsun üretmeye ve sen bu sefer artık Amerikan pazarlarına giriyorsun. Avrupa bize çok yakın geliyor. Tüm yani üst düzey işte burada endüstri Chicago'da işte bir hafta önce beraberdik. Yani belli firmalar ya işte bizim Amerika'dan dilimiz yandı girmiyoruz iyi örnekler yok diyerek. Ama biz ödevimizi yapmadan girdiğimiz için işte market research'ı doğru şekilde araştırmadan girdiğimiz için iyi bir başarı yaratamayınca ondan sonra geri adım atıyoruz. Ve bu açıdan tekrar söylüyorum bu kongre tarihe düşülmüş bir nottur. Ve çok önemli bir ilki başardığınız için hepinizi kutluyorum. Hamdi hocamın ve Hilal hocamın şahsında.
Ben daha ayrıntılara da girebilirim. Alp hocamız da burada. Alp hocamızı da özellikle dinlemek istiyorum. Yani bu slaytların hepsini göreceksiniz. Ama sonuçta bu pharmaceutical business model artık değişiyor. Traditional pharmaceutical business model yok. Bu product development cycle'a baktığınızda sadece bir firma artık bu işi yapmıyor. Bu da ne demek? Aslında Türkiye'deki tüm oyuncular için bir fırsat. Çünkü contract manufacturer'larla gider görüşürsün, contract research organizasyonlarla görüşürsün, tool company'leri, testing servislerini hepsine ulaşacak açık bir ortam var. Ve bunları doğru şekilde biz kanalize edersek hiçbir firmamızı aslında tutabilecek, kamu özel ortaklığına engel olabilecek bir durum yok. Sadece bunu, yani bu parçalık aslında durum ülkeler için büyük bir fırsat oluşturuyor, bizim gibi vizyoner ülkeler için. Hele ki bu kadar genç, nüfusun yarısı 30 yaşın altında olan bir ülke için doğru şekilde yönlendirilirse bizim 2023 hedeflerine ulaşmamız için hiçbir sebep yok. Teknoloji transfer olayına ayrıntılı girmeyeceğim. Ama bu şu anın Türkiye'de bulunduğu aşama açısından TÜBİTAK'ın vermiş olduğu teknoloji transfer ofisi desteklerini çok önemsiyorum. Bunun daha fazlasının yapılması gerekiyor. Ben de kendim firma olarak hem Amerika'da biz teknoloji transfer ofisleri açıyoruz, hem Türkiye'de belli üniversitelere destek verdik. O açıdan çok önemsiyorum. Obama ile beraber çok ciddi R&D yatırımlar yapıldı. Ve bunu yani Çin'le başa baş nasıl daha iyi noktaya getiririz, bunun çabası içindeler. Ama buna rağmen aslında Amerika'da bir yavaşlama süreci içerisinde. Yani Çin, Kore, Hindistan, Rus ve Brezilya bunlar aslında daha çok oran olarak yakalayabilmek için arttırmaya başladılar yatırımlarını. Ve bu açıdan da aslında Amerika biraz da kaygılanıyor Çin'in bu hızından dolayı. Dolayısıyla dünyanın daha çok merkezi geldiği bir noktada Türkiye'nin aslında böyle bir ortamda çok ciddi fırsatlar yakalama imkanı var. Ve sonuç olarak eğer endüstri, burada birçok firma temsilcisi arkadaşlarım da var, meslektaşlarım da var. Yani parayı yatırdığında ROI dediğimiz return on investment, geri dönüşünü tabii ki analiz edeceksin. Bir şeye girerken entry ve exit stratejinin olması lazım. Bu işe ben giriyorum diye ikna olduktan sonra onu nasıl çıkışını yapacaksın? Buna yönelik bazı sorular sormuşlar ve acaba R&D neden başarısız olur şeklinde bir survey yapmışlar. Ve burada 4 ana nokta ortaya çıkmış. Birincisi müşterinin sesinin dinlenmemesi. Yani insan odaklı olunmaması. İkincisi firma stratejisinin o ürün ortaya konacak ürünle doğru şekilde stratejinin çakışmaması ve inovasyon bir süre sonra automated hale gelebiliyor. Şimdi bu tabii ki inovasyon ruhuna aykırı diyenler de olabilir ama aslında bu bir bilim alanı ve bu alanı management, yani R&D management'ını doğru şekilde yaparsanız artık çok daha ciddi olarak bunu bir automated hale getirme imkanınız var. Ve en önemlisi portfolyoyu doğru şekilde sağlayarak hem uygulamayı hem de planlama riskinizi azaltmanız. Yani ben preklinikten faz 4'e kadar klinik çalışmalar yapmış bir insan olarak, bizzat hem mutfağında çalışmış hem yönetmiş bir insan olarak doğru regulatory development planı, doğru klinik geliştirme planı ve toparlayabilir. Ve marketing boyutuyla doğru target product profile oluşturmadığınız zaman R&D'nin gerçekten başarısız olduğunu görüyoruz. Klinik araştırma neden peki başarısız olur? Ya kötü dizayndan, yanlış sorular sorarsanız yanlış cevaplar alırsınız. Ya kötü uygulamalar yaparak, garbage in garbage out dediğimiz, doğru şekilde eğer execute etmezseniz çalışmayı, veyahut da bias olduğu zaman o zaman fail olur. Ve en son olarak teknoloji transferinin faili de çok önemli. Funding'in olmaması, planlamanın yapılmaması ve doğru due diligence dediğimiz review'in yapılmaması da teknoloji transferinin kaybolmasına sebep olur. Son olarak artık dünya Avrupa, Amerika ve Japonya'dan değil, daha fazla diğer dünya odaklarında olduğu bir çok kutuplu dünya içerisinde bizim ciddi bir rolümüz var. Ben diğer noktalara girmeden, bunlar zaten slaytları alacaksınız madem vaktim bitti, geçiyorum ve son söylemek istediğim şey, son söyleyeceğim şeyi şu an size göstereceğim, o da bir fotoğraf olacak. Türkiye olarak ne kadar bir Louvre'a baktığınızda, Fransa'daki böyle geceliğin çok hoş, ihtişamlı, yüksek gibi dursa da ve işte onun tepesi erişilmez gibi gözükse de en önemli şey, inandığım şey,
perspektif. Eğer perspektifiniz doğruysa, siz o perspektife göre kendinizi boyutlandırır ve konumlandırabilirseniz, Lourdes sizin altınıza kalabilecek bir hedef olur. Ben Türkiye'nin bu şekilde 2023 hedeflerine ulaşacağına ve bu birlikteliğin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyor. Tekrar Hamdi Hocamıza, Hilal Hanım'a ve tüm dernek üyelerine ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.